Merhaba arkadaşlar, Her Telden Bir Demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de tığ işi çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Ben elime yatkın tığımı kullanıyorum arkadaşlar. Aynı kalınlıkta, onun da numarası silinmiş. Şöyle aynı kalınlıkta bir tığda numarasını göstereyim. Evet, 4 numara tığım, 4 nokta. Pardon, 4 numara 1,60 milim. Şöyle kenara alıyorum. Ve yine gösterebileceğim kadar zincirimi çekerek başlıyorum. Zincirleri bol çekiyorum. Evet, bu kadar benim için yeterli. Şimdi tığımın başına iki kez doluyorum. Sonrasında buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı zincire batıyorum. Burada ilmeklerimin ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Tığımın başına iki kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeklerimi 2-2 çıkarıyorum. Tığımın başına iki kez doluyorum. 2-2 çıkarıyorum. Evet, burada baştakiyle beraber, zincirle beraber 4 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire batıyorum. İlmeklerimin ikisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kez doluyorum. Her zaman iki kez doluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire batıyorum. Yine 2-2 kapatıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer çıkararak. Evet, 3 trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına yine 2 kez doladım. 2-2 çıkarıyorum. Evet, şimdi yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya batıyorum. İlmeklerimin ikisini kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki kez doladıktan sonra zincirler sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı zincire batıyorum. 2-2 çıkarıyorum yine. Buraya da yine üçlü trabzanlar yapıyorum. Evet, yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kez doladım. Ve yine ilmeklerimi 2-2 kapatıyorum. Evet, bu tarafa da aynı diğer tarafta olduğu gibi 4 trabzan yapmış olduk arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum ve modeli çeviriyorum. En baştaki
Trabzanın başına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 kez doluyorum. Ve burada hemen yandaki trabzanın belinden dolayarak batıyorum. Ve yine ilmeklerimi 2 2 çıkarıp birini bekletiyorum. Tığımın başına 2 kez doluyorum ve yandaki trabzanın belinden dolayarak batıyorum. Ve ilmeğimin sonuncusunu tığımda bekletiyorum. Yine 2 tane sarıyorum ve 2 2 kapatıp 3. ilmeğimi tığımda bekletiyorum. 2 tane doluyorum. Yandaki trabzana geçiyorum. Yine 2 2 kapatıp birini bekletiyorum. Evet. Aynı şekilde 3 buradan 3 buradan trabzanları yaptım. İlmeğim 2, 4, 6, 7 tane tığımda ilmeğim var. Hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve buradaki aradan batıyorum. 3 zincir çekerek yaptığımız aradan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına yine 2 kez dolayıp hemen buradaki trabzanın belinden dolayarak batıyorum ve yine ilmek 2 2 çıkarıp sonuncuyu ayırıyorum. Yandaki trabzana batıyorum. Aynı şekilde ilmeğin birini bırakıyorum. İlmeklerimin ikisini bir çıkarıyorum, ikisini bir, sonuncuyu bırakıyorum. Tığımın başına yine 2 kez doluyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Buradaki üçlüyü alıyoruz. Evet, tığımda yine 7 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum ve buradaki aradan batıyorum. Evet, 5 zincir çektim yine. Buradaki trabzanlara batıp yine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ilmeğimi tığımda bırakıyorum. Buradaki 3 trabzanı da yine örüyorum. Evet, yine 7 tane ilmeğimiz var. Hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Sonrasında bir zincir çekip tığımın başına doluyorum ve buradaki dönüş zincirine batarak, pardon, 2 tane ilmek alıyorum ve 2 2 kapatıyorum. Üçlü trabzan yapmış oldum. Modelimizi çeviriyoruz. Bir zincir çekmiş oldum. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yine tığımın başına doluyorum. Ve burada topladığım ilmekleri topladığım yere batıyorum. 2, 2 çıkarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Tığımın başına yine 2 kez doluyorum.
Bu tarafta tığımızı da biriktirmiyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Evet, 3 trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Yine 2 kez doladıktan sonra 3 trabzan da yine aynı yere batarak yapıyorum. Evet, 3 trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi zincir çekmiyorum. Tığımın başına dolamadan buradaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına yine 2 kez dolayıp burada yine ilmekleri topladığım yere batıyorum. Ve yine üçlü trabzanlar yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Yine 3 trabzan da aynı yere yapıyorum. Evet, yine zincir çekmiyorum. Tığımın başına dolamadan aradaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine tığımın başına dolayıp ilmekleri topladığım yere batıyorum. Üçlü trabzanlar yapıyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Zannedersem anlaşılmıştır. Evet, bu şekilde. Şimdi buradan hemen buradaki köşeye batıyorum yine ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve burada tığımın başına dolayıp yine düz yüzde belinden dolayarak batıyorum arkadaşlar. Tığımın başına 2 kez doladım ve hemen yandaki trabzana batarak üçlü trabzan yapıyorum. Birini bırakıyorum. 2 kez doladım ve yine 2 2 çıkıp birini ayırıyorum. Evet, bu şekilde 4 tane ilmeğim oldu. Bunların hepsini birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki aradan batıyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine tığımın başına 2 kez doladım ve burada belinden dolayarak batıyorum. Yandaki trabzana geçiyorum. İlmeklerimi tığımda biriktiriyorum. Evet, bu tarafı ördüm. Yine tığımın başına 2 kez dolayıp diğer tarafın üçlü trabzanına geçiyorum.
Evet. Yine 7 tane ilmeğim birikti. Hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip buradaki aradan batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Yine hemen yandaki trabzanın belinden dolayarak batıyorum. Evet, buralarda sanırım anlaşılmıştır. Biraz daha hızlı yapıyorum. Evet arkadaşlar, yine başı da buradaki gibi tekli üçlü trabzan yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine buradaki aradan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki trabzanın belinden dolayarak aynı şekilde devam ediyorum. Evet, buradaki ilmeklerimin üçünü bir kapatıyorum. Sonrasında yine tığımın başına iki kez dolayıp buradaki aradan batıyorum. Ve ilmeklerimi iki iki kapatarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Sonrasında modeli çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki bir alttaki tekli trabzandan yapacağız arkadaşlar. Şöyle modelimiz böyle geliyor. Bir tane tekli trabzan, bir tane böyle ikili üçlü trabzanlar şeklinde. Tığımın başına dolayıp yine ilmeklerimi kapattığım yerden, topladığım yerden batıyorum. Burada bir yanlışlık yaptım herhalde. Şöyle. Evet, sonunu tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir tanesini tek çıkardığım için olmadı. Şöyle yeniden gösteriyorum. Evet, 4 ilmeğimin hepsini birden kapattım. Şimdi tığımın başına yine 2 kez dolayıp burada üçlü trabzan yaptım. Şimdi modelimi çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada ilmeklerimi topladığım yere yine tığımın başına 2 kez doluyorum. Buraya batıyorum. 2, 2 çıkarıyorum. Ters yüzde tığımızda biriktirmiyoruz arkadaşlar. Böyle 2 kez dolayıp 2, 2 çıkarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. Evet, 3 trabzanım oldu. Şimdi burada aradaki sık iğneye batıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi biz bir sırada bu şekilde, diğerinde arada böyle, yine burada tekli, burada çiftli. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle ben daha büyük bir parçada çalıştım. Şöyle göstereyim. Işıktan pek güzel görünmüyor rengi, ama rengi çok tatlı bir renk. Evet, modelimiz bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim tekrar.
Evet, yine bebek battaniyelerinde, örgülerinde, büyükler için de yine örgülerde kullanılabilecek, kazaklarda, yeleklerde kullanılabilecek bir model. Tabii tercih sizin. Evet, inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.